Abi vatandaşın geçimleri nasıl? Sürünüyor. Nasıl? Sürünüyor vatandaş. Vatandaş 49 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir fakirlik görmedik. Peki hak ediyor mu abi bu vatandaş? Hak ediyor tabi canım, daha beterini hak ediyor. Neden abi? Abi bu vatandaş her zaman ezilmeyi hak ediyor. Çünkü bu vatandaş istediğini alamaz. Bu ülkeye de millet gelir, Suriyeli burada gider Bahçeşehir'de nargileye 500 lira verir. Senin elemanını, Türklerin de ona işçilik yapar. Şimdi dikkat edin, İstanbul'da AVM'lerde hep Araplara biz hizmet ediyoruz. Artık bu ülke İstanbul onların, bizim değil. Biz onların hizmetkarı olduk. Arapların hizmetçisi mi olduk? Tabii ki de öyle olduk. Kim yaptı abi böyle bizi? Kim onlara mahkum etti? Sistem abi. İsrail'in sistemi. Devir daim yapıyor. Nasıl yıllar önce biz buralara geldik, belli bir ırkı gönderdik. Şimdi devir daim yapıyorlar, bizi gönderiyorlar. Başka ırk gelecek. Yani İstanbul'da paran varsa yaşarsın. İstanbul artık lüks şehri oldu. Paralıların şehri oldu. O olay bu. Başka abi, sorunuz varsa söyleyeyim sana var. Genel olarak vatandaşın geçimleri nasıl abi? Kredi kartına dayanıyor. Sömürülüyor, sürünüyor. Faizle dönüyoruz yani. Tabii ki de öyle. Rantla dönülüyor. Sistemimizi devamlı uşak etmiş. Devamlı tekmeyi vuruyorlar. 2 metre uzanıyoruz, gene geliyoruz. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Aylık eve ne kadar et giriyor, ne kadar maaş giriyor? Eve etmet girdiği yok kardeşim. Et almıyor musun? Yok kardeşim, gittim demin evde yememek için sulu yemek yedim 60 liraya. Et yemiyorum. Pilav üstü fasulye, su, bir de az çorba içtim 60 lira. Evde masraf olmasın diye. Ne yapayım? Evde yapsan daha mı pahalıya gelecek? Tabii ki de öyle kardeşim. Dün bir sucuk aldım Coşkun'un, tavuk olanından. Bir tane de şey aldım, unuttum şimdi, yumurta aldım. Dünya para tuttu. Yani gitti, her günümüzü arıyoruz. Yaşasın reis. Devam. Devam. Vatandaşın alım gücü nasıl diye soruyorsun. Ne mesela? Vatandaşın alım gücü yok. Alım gücü nasıl? Belbat. Neden dolayı? Neden dolayı? Ekonomik krizden dolayı. Sen para mı yetmiyor? Para niye yetsin? Para mı yetmiyor? Evet. Ağırlık mı var yani? Evet. Evet. Şimdi vatandaş da iyi diyor, onu soruyorum yani. Ha, iyi diyor. Nasıl iyi diyorlar? Ben anlamayayım, herkes ağlıyor, para yok diye nasıl iyi dediklerini hiç anlamadım. Kim biliyor mesela, çok var mı böyle iyi diyen? Var var. İmkanı yok abi bu durumda. Bizi izlemiyor musun? Nasıl izlemiyorsun? İzlemedim. Ama cidden bu durumda nasıl iyi diyen var ya? Ülke bitik yani, abi. Ben gayet memnunum, bir sıkıntım yok. İşte 12.500 lira, 13.000 lira para alıyorum, emekli parası. Evim kira değil sadece, tek güzel tarafı o. Vallahi biz kendi ayaklarımız üstünde duran insanlarız. Evet. Kimseden kira vermeyen iyiyim diyor. Ya kendi evi olan, bizim de kendimize ait evimiz ama sıkıntımız çok. Yani, mesela hani öyle bir, nasıl diyeyim, emekli bir adam bile bir evi öyle güzel güzel bakamıyor mesela. Bir dakika, şimdi senin evin kira değil. Suyun, elektriğin, doğalgazın, süper online telefonun, işte çocuğun okulu, servisi, masrafı, senin yol paran. Nasıl yetiyormuş bunlar emekliye 13 bin lirayla? Bir saydıklarınızın olması için ne kadar bir gelir olması lazım? En az 50 bin lira. En az, minimum. 50 bin? 50 bin. Asgari minimum. Ücreti tekrar zam gelmeli bence. Bence de. En az 27 bin lira asgari olması lazım. Asgari ücret gitmiyor. Çünkü bir ev kirası, aynen, şu an İstanbul'a ne kadar? Ne kadar? 15-20 bin. 15-20 bin lira. Bir asgari ücret ne kadar? Her ay biz kazandığımız eve vereceksek yaşamayalım. Bir de şey diyeceğim, hangi YouTube'da mı çıkıyor? Evet. Bizim 20'sinde yayınımız var. Aynen, 20'sinde bizim şarkımız baba çıkacak. Dinlerim Müslüm, evet, Baba diye. Siz de bize bir yardımcı olursunuz. Neyim baba? Dinlerim Müslüm Baba. İkizler. Dijital Meydan'da. Nerede çıkacak? Hangi kanalda yayınlanacak? YouTube'da. Dijital platform. Nerede ama? Hangi kanal işte? Dijital Meydan. Dijital Meydan YouTube kanalında. Dinlerim Müslüm Baba diye İkizler adlı parçamız. İkimizin ikizleriz biz. İkiziz biz. Parçamız çıkacak. Hatta kaçında? Kaçında? 20'sinde. Peki genel anlamda böyle ne iş yapıyoruz yani? Ben şarkıcıyım. Uzman estetisyen zaten. Estetisyensin. Evet. Peki var mı talep var mı yani? İyi işler iyi mi yani? Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim insanlarımızda nasıl bir şey var biliyor musun? Belediyeye gidip yeri geldi, yardım oluyor ama bakımından eksik olmuyor. Yani ne yapıp edip borç buluyor, ediyor, kredi kartından mutlaka nakit avans yapıyor, yine bakımına çok düşkün insanlarız. Yani evde belki çok çok büyük sıkıntılarımız var ama dışarıya çıktığımız zaman, ben genel anlamda söyleyeyim, yemin ederim illa o dolguları, botoksları eksik kalmayacak, cilt bakımları eksik kalmayacak. Onları mutlaka yaptırıyorlar. Ya millet ekmek alacak parası yok ama botoksunu da eksik bırakmıyor diyor. Evet, evet. Aynen öyle. Herkes böyle. Gençler de zor durumda yani. Gençler şu an bir kafeye oturamıyor mesela.
kız arkadaşıyla kız arkadaşını kafeye götüremiyor bir çocuk. Çünkü neden? Kafeye gidecek paranız yok ama botoks yaptırıyor musun? Hayır, yok, hayır. Hayır. Onlar ya. Liposuction falan var mı? Yok. Yok, benim yeğenlerimde yok, yok o. Burnumu yaptırdım. Silikon milikon var mı? İlk defa röportajda bilinmemesini eliyorum. Abi şöyle canım. Abi dedim gibi. Siz bizi yayınlayın, biz de sizi yayınlarız, yemin ederim. Evet, tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. İyi akşamlar, hoşçakalın. Akşam. Pazar, market fiyatları, geçimler nasıl gidiyor? Hiç gerek yok sormaya çünkü gerçekten en sinirli halktan biriyim yani, sinirli olan. Öfkelisiniz? Evet, konuşmak istemiyorum. Neden dolayı? Bak Sıla şeyin neydi kızın adı? Dilruba mıydı? Dilruba. Hiç onun gibi olmak istemiyoruz. Sabır. Hakaret etmeden yorum atsanız. Ya olur mu? Zaten hakaret, biz küfürü de hakareti de bu dönemlerde öğrendik. Bizim terbiyemizde, terbiyemizde, töremizde yok böyle bir şey. Ama vallahi küfür etmeyi de, hakaret etmeyi de bu son dönemlerde öğrendik. Son 15 yılda, son evet. 20 yılda. Ben kendi adıma memnun değilim ve hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Eğitimden sağlığa. Her konuda ne söylenecek? Aptal olmak lazım hiç her şey yolunda demek için. Aptal olmak lazım. Öyle değiliz maalesef. Ne bileyim, inşallah iyi olur. Seyrediyoruz, takip ediyoruz. Farkındayız. Hiçbir şey almıyoruz. Bir protestomuz da o. Tabii alanlar var, edenler var. Memleket karışık. Ne diyeyim yani? İnşallah iyi olur kardeşim. İnşallah iyi olur. Başka bir temennim yok. Değil, biz bu dönemde öğrendik derken doğru söylüyorsunuz aslında. Bu zamana kadar hiçbir siyasetçinin çıkıp da vatandaşa sürtük dediğini görmemiştim. Yok, kesinlikle öyle bir şey olur mu ya? Ne kadar ayıp bir şey. Bir anda diyorlar ki aynı kemideyiz. O kadar çok fesat diyecek. Sadece gülüyoruz artık. Sadece gülüyoruz. Aynı gemideyiz diyor. Bakıyorsun hiçbir alakan yok aynı gemiyle ilgili. Taraf kayırmaca bilmem. Neyse, inşallah iyi olur. Peki, ben bizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birçok şeyden haberi olmadığını düşünüyorum. Birçok böyle arkasından çevrilen işler olduğunu düşünüyorum. Her şey süt liman gösteriyorlar adama, tamam mı? Her şey yolunda başkanım diyorlar. O da inanıyor. Ne yapsın? Erdoğan'ın telefonu var mıdır sizce? Yok. Vardır tabii. Değil, sizde değil yani. Telefonun sahip midir kendisi? Açsa bizi izlese yeter zaten. Elbette bir sokak vardır. Röportajı açıp izlese zaten yeter. Gerçi hemen ertesi gün her şeyden haberleri oluyor yani. Gerçekten üzülüyoruz yani. Hani bizi yönetenler bizden biri diye bakıyoruz ama söyledikleriyle yaşadıklarımız aynı değil. Bakıyorsun yani onlar ne söylüyor, ne yansıtıyor? Bizler ne yaşıyoruz? Hangimiz yanlış bilmiyorum. Dedim ya, düzgün konuşmak istiyorum. Aslında bu bilsin ne olur. Teşekkür, peki, teşekkür ederim. Vatandaşın genel geçimleri nasıl? Abdet Hazreci onu sordum. Şu an yani benim eşim işsiz. Evet. O yüzden bayağı sıkıntılı. Bence haftada en az iki ya da bir olması gereken bizde ayda bir falan ki çocuk olduğu halde. Yani çok çocuğunuzun sıkıntılı. Eti, sütü, yumurtası eksik kalıyor mu? Tabii ki de kalıyor. Yani ekonomik şu an o kadar kötü ki alamıyoruz. Kiramız istediğimizi. Var mı? Kiramız yok. Çok şükür, kiramız olsa daha kötü olacak. Kira ödemiyorsunuz. Yani. Peki eşiniz ne iş yapıyordu da işsiz kaldı? Neden dolayı işsiz kaldı? Turizm işindeydi. Şu an turizmde biraz... Ha, sektör bitti. Aynen, kötü olduğu için. Sezon sonuna geldiğimiz için galiba. Aynen. Sezon sonu, anladım. Evet. Peki bu kışı nasıl atlatacağız? Valla bilmiyorum, Allah büyük diyorum artık. Doğalgaza da %38 zam geldi. Evet. Kaç evet. bekliyorsunuz mesela bu kış doğalgaz? Yani bize 700'den aşağı gelmiyordu. Bence bu sene 1000 lirayı bulur hemen hemen. Bir de soğuk olacak diyorlar çünkü. 1000 lirayı aşar diyorsun. Aşar. Peki bunu karşılayabilecek bir gücümüz var mı? Yok. Yani çocuğum da şu an küçük olduğu için ben de çalışamıyorum. Normalde çalışıyordum zaten. Hı-hı. Ben de çalışamadığım için daha büyük sıkıntı. Bilmiyorum ne yapacağız. Allah'a kahretsin. Mevcut hükümeti daha önce destekledik mi peki? Hayır, ben hiç oy vermedim. Hiç vermeyi de düşünmüyorum. Peki neden vermediniz? Bunca insan oy veriyor sonuçta. Bana göre hiç doğru tarafı yok. Tamamen ters benim düşünceme, o yüzden. Yanlış politikalarına uyguluyor. Kesinlikle yanlış. Her anlamda yanlış. Peki az önce ablaya da sordum, size de sorayım. Haftalık pazar parası ne kadar gidiyor? Yani dün çarşamba pazarına gittim ben. Evet. 800 lira civarı ve bunun içinde meyve hariç. Meyve sebze yok. Ve işte balık almıştım. Mecbur zorunlu ihtiyaçlarınızı aldınız. Aynen. Başka meyve yok. Falan almadınız yani. Yok. Pazar marketleri soruyoruz. Aslında sizin tam uzmanlık alanınız. Pazar meyve mi? Sebze fiyatları nasıl? Uçtu, geçimler uçtu. Nasıl? Geçimler çok zor. Zor mu? Tabii zor. Kiralar çıktı 15 bin lira. 15 bin lira. 15 bin lira çıktı. Ben şimdi bir yer tutsam 15 bin lira diye bezut emlakçıya vereceğim. 15 de ev sahibine vereceğim.
Kaç para yaptı? 45. 45. Nasıl vereceğim ben onu? 45 bin lira. Suriyeliler gibi olamıyoruz biz. Onlar 10 kişi bir arada oturuyorlar. Biz aile, bizim şeyimiz, mesletimiz geniş değil. Biz bir aile bir arada duruyoruz. O kirayı da zaten veremiyoruz. Ev üstünde ev olmaz demiş atalarımız. Biz yapamıyoruz onu. Diyorsun. Olmaz. Biz yapamaz ama yabancı yapıyor onu. Peki pazar markete ne kadar para gidiyor? Meyve sebze mesela alıyor musun? Meyve yediğimiz yok. Meyve yemiyoruz. Yemiyoruz. Nasıl alacağız? Zorunlu ihtiyaçlarımızı mı alıyoruz? Bir tane portakal alıyoruz. Bir tane şey alıyoruz. 15-20 lira. Bir tane. Tane alıyoruz, yiyoruz. Nasıl alacağız? Peki sebze anca böyle ihtiyacımız olduğu kadar? Sebze hiç yiyemiyoruz. Sıfır. Et hiç yiyemiyoruz. Et sıfır. Peynirler uçtu. Yani bunun bir öne gelmesi gerekiyor ama devlet yiyor nasılsa da bu etinde yiyor, sütünde yiyor, kaymağında yiyor. Ama bize geldi mi biz niye yiyemiyoruz? Şu Türkiye'de biz yabancılar bizden daha üstün oldu. Ben gittim, Kızılay'a gittim bugün, yiyecek yardımına gittim. Suriye'ye girmişler, yan yana oturuyorlar ama biz, bana dedim, bana yardım ver. Dedik sana yardım yok ama onlara yardımı geliyor. Onlar bacak bacak üstüne oturuyor orada, biz niye oturamıyoruz? Biz niye oturup bir şey yiyemiyoruz? Ben şimdi orada çalışıyorum, müzikolda çalışıyorum. Nasıl, Kızılay nasıl şey dağıtıyor, yardım dağıtıyor? 15 tane makarna veriyor, bir tane böyle et veriyor, başka bir şey verdiği yok. Yok yani. Onların parası nereden geliyormuş? Onların bu parası... sattığı çadırlardan mı geliyor acaba? Bilmiyorum. Depremzedelere çadır satmış, oradan mı geliyor acaba belki parası? Belki de oradan geliyor, nereden gelecek? Oradan kazanıyor. Yani herhalde. Oradan kazanıyor belki. Orası da artık her bir ticaret tane. Hile var, her şeyde bir hile var. Yardım kuruluşu değil. Başbakanımız ne dedi bugün? Ben dedi çocuklarıma dedi hiç helal para yedirmedim ki dedi. Demedi mi? Duymadınız mı? Bir tane yüzükle çıkladım. Gaf yaptı. Bir tane yüzükle çıkladım. Şimdi milyonluk adam. Her şeysi var. Bizimle yiyorlar. Onlar ejder meyveli smoothie'ler içiyorlar mesela. Hurma, Medine hurması yiyorlar. Siz yediniz mi, içmedin mi onları? Ben hiç yemedim. İçmedin. Nasıl yiyeceğim? Manda yoğurdu yediniz. Manda yoğurdu yemedim. Nasıl yiyeceğim? Kaç para olmuş biliyor musun? Haberim var mı? Ya ben alamayacağım için fiyatını da sormadım. Ben de yemedim. Hiç yemedim. Bizim anca yiyeceğimiz tavuk. Tavuğu da yiyebilirsem. Ayda 2-3. Ayda 2-3 kere, bir kere, iki kere. Onu da iş yerine yiyorum, ben evde hiç yemiyorum. İş yerine yapıyorlar. Peki abla, sen hiç otelde tatile gittin mi? Hiç gitmedim. Gidemem. Ömrün hayatında hiç otelde tatile yapmadım. Hiç tatile gitmedim. Bu zamana kadar hep çalıştım, hiçbir şey yapamadım. Ev alabildik mi? Yok, evde yok. Kira. Kiradayız hala. Kirada. Peki, yarın bir gün evlatlarınız evlenecek olsa, kiraya çıkacak olsalar nasıl geçinecekler? O sıfır. Evlatlar evlenmesi sıfır, onu geç. Evlenemez bir çocuk. Nasıl evlenecek? En az 100 milyar eşyası. 100 milyar da evin kirası. Nasıl geçinecek bu? Benim oğlum var aşırı bekar. Ben korkuyorum evlenmeye. 100 bin lira ev eşyası derken? Tabii 35-40 bin lira aşağısı yukarı bir buzdolabı. Sadece buzdolabı. Yani. 35 bin lira. Yani. 100 bin lira ev eşyası dedin ya, ona şaşırdım ben. Bence 100'den fazla tutar. Fazla 200 tutar. Bence fazla tutar. Tutar 200 tutar. İşimiz çok kötü. Allah yardımcımız olsun. Bari biz buradan gideceğiz, Suriye'yle buraya oturacak. Şu anki mevcut yöneten hükümeti daha önce seçtik mi? Hiç seçmedim. Daha önce hiç oy vermedin? Hiç vermedim. Çevrenizde var mı komşunuz, arkadaşınız? Arkadaşımız da olsa ben ağzıma gelen lafı veriyorum onlara. Gerçekten ben şimdi işe gidiyorum. Sabah kadar işe gidiyorum ben şimdi. Tuvalet çalışacağım. Tuvalet temizleyeceğim, para alacağım, millet bağışı verecek, para alacağım. Tuvalet temizleyeceğim. Bu saatte işe gidiyorsun, evet. Akşam saat 8:30-9 oldu. 9 işe gidiyorum. Bu saatte işe gidiyorsun, sabaha kadar? Sabaha kadar tuvalet bekliyorum. Ne yapayım, başka yapacak bir şey yok. Tuvalet temizliği yapacaksın. Para aldım, tabii. Ne kadar veriyorlar para? Bazen belli olmuyor. Ben kendim, insanlara verdiği paraya karşılık. İnsanlar bağış veriyorlar, ona göre. Anladım abi. Peki yaş kaç ayıp tutulması? 54. 54 yaşındasın. Ya bu yaşta çalışıyorum ben. Vatandaşın alım gücü var mı diye soruyoruz. Nedir ekonomik durumlar? Vatandaşın alım gücü sıfır. Sıfır? Sıfır ya, ne dedin? Bakın vereceğim, bak birinin yüzü gülüyor mu? Güzel diyenler de var abi. Onlar nasıl güzel diyorlar? Nasıl geçiyorlar? Akıl dengesi yerinde değil. Bir hastaneye gitmeler lazım. Yani bir etrafına baktığı zaman zaten görüyoruz. Bak birinin yüzü gülen bir insan var mı? Vatandaşın yüzü genel olarak gülmüyor diyorsun. Gülmüyor yani. Yüzü gülen yok ki, çünkü bir düşünceyle gidiyor, bir düşünceyle geliyor. Peki sence bunun asıl kaynağı nedir abi? En temel sebep nedir? En temel sebep kötü olmasın. Ekonomi. Kötü olmasının sebebi nedir işte bunların? Sebebi kötü bir yönetim olursa, kötü bir ekonomi politikası olursa sonuç budur. Peki vatandaş neden seçiyor hala bu insanları? Madem kötü yönetiyorlar. İşte bütün sıkıntı burada. Yani bütün sıkıntı burada. İnsanlar artık takım tutar gibi bir şey seçiyorlar. Abi takım tutar gibi olur mu? Sen işte, sen tuttuğun takım gol yese yine de tutar mısın? Tutuyorlar. Alkışlar mısın? Alkışlıyorlar. Niye yapıyorlar? Ramazan bizim bu halde olur muyuz? Menfaat var mıdır? Yok, menfaat yok. Herkes sürünüyor. Herkes sürünüyor. Herkes sürünüyor yani, bir menfaat yok. Abi ben gidiyorsam bir kilo makarna alıyorsam aynı fiyata, diğeri de aynı fiyata alıyor.
Yani bunun başka bir şey yok. Bazıları diyor partiden para alıyorlar olabilir falan diye yorumluyorlar. Ya parti ne para alacak? Parti zaten kendi gemisini yürütemiyor ki bunlara bir de para dağıtsın. Kendi gemisi de mi sıkıntıda? Sıkıntı olmasa ekonomi bu durumda olmazdı. Hocam sen şu anki mevcut hükümeti anladığım kadarıyla beğenmiyorsun. Ya beğenmiyorsun da her şey ortada yani. Beğenirsen ne olur, beğenmesen... Sizi destekledin mi daha önce? Daha önce 2002 yıllarında falan desteklemiştim. İlk çıktığı zaman? İlk çıktığı zaman. Oy verdin, destekledin. Oy verdim zaten ondan sonra da oy vermedim de yani bundan sonra da hiç vermeyi düşünmüyorum. Eyvallah. Peki abi teşekkür ederim. Hadi akşamlar diliyorum. Abla geçimleri soruyoruz. Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri? Berbat. Neden dolayı? Hiçbir şey, dışarıda bir lahmacun ekmek, lahmacun bile yiyemez olduk yani. Evinde ye diyor sorduğumuz zaman. Evinde ye mi? Evinde ye diyorlar, dışarıda ne işin var? Hiçbir, biz sosyal hayatımız oydu, onu da yapamıyoruz artık. Bir döner ekmek de yiyemiyoruz dışarıda artık biz. Sosyal hayat dediğin döner ekmek mi? Döner ekmekle lahmacun, onu da yapamıyoruz. Onu da yapamıyoruz. Peki abla şu an mevcut hükümetin yaptığı politikalardan, yönetim biçiminden memnun musun? Hiçbirinden memnun değilim. Destekledin mi daha önce? Destekledim ama artık desteklemiyorum. Peki 2023'te destekledin mi? Destekledim. Bir pişman ettik var mı? Çok pişmanım tabii. Bugün sandık gelse önüne. Asla desteklemem. Vermem oydu. Vermem, asla vermem. Pazar marketler nasıl sence? Berbat, çok pahalı. Meyve, sebze. Çok pahalı, çok ama pahalı. Ama tam 6 kere daha dönersen tavaf tamam, etmiş olacaksın. Çocuklar gidiyor ya. Çok pahalı, gerçekten çok pahalı bak. Hiçbir şey yapamıyoruz. Markete gidiyorsun, hiçbir şey almıyorsun. Elinde hiçbir şey yok. 1 milyar. Yani var ya haftalık artık pazar normal artık zeytin, peynir, sucuk almak bile lüks oldu hayatımızda. Onları bile yemeyeceğiz yani. Ne yiyeceğiz? Devam ekmek. Onları bile yemeyeceğiz yani. Her gün makarna yesek ancak yetecek para. Her gün makarna. Her gün makarna yiyeceğiz. Hadi kolay gelsin. Peki ben bir şey soracaktım ama. Sor. Şimdi geçen sene ne kadar gidiyordu pazara? Çekiyor işte. Ne kadar gidiyordu geçen sene mesela onu bilmiyorum pazara? Onu bilmiyorum. Sen da ne yani kadar para harcıyordun pazara? Geçen sene 200-300 lirayla çantamızı dolduruyorduk yani. Bir hafta yetiyordu. Bir hafta yetiyordu. Şimdi 700-800 milyona pazara gidiyoruz. Her şeyi görüyorsun, 50 lira bir kilo alsan yetmiyor, 2 kilo alsan 100, patates, soğan. Ondan sonra temel ihtiyaçlarını alıyorsun, yine de 500-600 lira tutuyor. Ayda ne kadar et tüketiyoruz evde? Ayda ne kadar? Yarım kilo güğüm alıyoruz, işte o kadar. Başka yok? Yok. Ya bir pirzola, bir kavurma falan yok. Nerede bulduk bir? Hayır, yok. Yok. Öyle mi? Hadi kolay gelsin, peki, vallahi yok. Geçimler nasıl gidiyor diye soruyorum. Geçim derken? Yani aldığın maaş giderlerini karşılıyor. Ben çalışmıyorum da ailem çalışıyor. Musun? Ailem çalışıyor. Kaç yaşındasın sen? 13. 13 yaşında mısın sen? Evet. Sen nazik gözüküyorsun ya. Herkes öyle diyor. Vallahi. Ama zor ya bu şartlarda cidden. Şimdiki mesela her şeyin fiyatı çok yüksek. Ben yani normalde 18 yaşından küçükleri aslında yayınlamıyorum. Bazen böyle kağıt toplayan kardeşlerimiz oluyor. Çok zor durumda olanlar oluyor. Vesaire böyle çok siyasete bulaşmadan genel anlamda sohbet ediyoruz. Senle de biraz öyle yapalım istersen. Nasıl gözlemliyorsun? Okul başladı. Aynen. Okuldaki eksiklerini karşılayamayan, daha tamamlayamayan çevrende arkadaşların var mı? Tanıdığım yok. Ama mesela görüyorum. İnternette olsun bazı kişiler işte karşılayamadığını söylüyor. Mesela bizim gruba yazmışlardı. Bir arkadaşımız var karşılayamıyor ihtiyaçlarını diye. Kardeşim bu arada. Hani zor, cidden mesela bazı yerlerde, köylerde falan çok zor oluyor diye düşünüyorum. Anladım. İnsanlar karşılayamıyor ihtiyaçlarını. Peki şu an okul hazırlıklarına mesela ne kadar masraf gitti, haberin var mı senin? Ne ya 800-900 tuttu ama defter aldım, bir de kalem aldım hani. Çünkü çok bir şeye ihtiyaç yoktu, geçen seneden kalmıştı. Okul kıyafeti falan filan yok mu? Yok, hepsi geçen seneden olduğu için bu sene çok bir şey olmadı, almadım. Çok büyümedin mi geçen seneden? Oluyor mu aynı kıyafetler? Oluyor. İyi bari. 8. sınıfa geçtim. İyi yaptın. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Siyaset falan o konulara girmeden bitiriyoruz. Aynen. Tamamdır, iyi akşamlar, hoşça kal.